Evet, bir de dünyadan Evet. manşetlere bakalım. Dünyada neler konuşuluyor? Süheyla hoş geldin. Süheyla, böyle bir aktaracaksın. Gündemde tabii ki sensiz olmaz bu program. Dolayısıyla şimdi bir yetkililerin yaptığı açıklamaları verdik. Birçok ülkede sokaklardan o tepkileri verdik. Ama istersen sıcağı sıcağına hangi ülkeler, hangi manşetleri atmışlar bu saldırıdan sonra? Hepsine istersen hızlıca bir başlayalım. Evet, Suudi Arabistan'la başlayalım. Evet, Suudi Arabistan'la başlayacağız. Tabii 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü Orta Doğu'da İsrail'le Filistin arasında, Hamas arasındaki bu savaşta ve her geçen gün daha acı haberler gelirken şu ana kadar en kötüsüne tanık olduk. Bir hastanenin vurulmasına ve yüzlerce kişinin ölmesine tanık olduk. Haliyle dünya basınında işte bu haber manşetlerde. Bölge ülkeleriyle başlayalım istedim. O nedenle Suudi Arabistan'ı seçtim. Arap News gazetesi manşetinde doğrudan İsrail'in bu saldırı gerçekleştirdiğini söylemiş. Birçok gazetede bu ifadeyi göremeyeceğimiz için bunun altını çizmek istiyorum. İsrail hastaneyi vurdu ve 500 kişi öldürüldü ifadesi kullanılmış. Ardından da Suudi Arabistan'dan gelen çağrıyı aktarmış gazete. Acil insani ateşkes çağrısında bulundu Suudi Arabistan ki biliyoruz ki İsrail insani ateşkes çağrılarını dahi bugüne kadar reddetti. Bu aşamada böyle bir şey olmayacak dedi. Ki Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri daha yeni Guterres de daha yeni yaptı. Evet. O da bir kez daha derhal insani ateşkes çağrısında bulundu. Birçok ülkeden de benzer çağrı geliyor ama İsrail tutumunu değiştirmiş değil. Bir de Ürdün Kralı'nın açıklaması önemliydi. İkinci Abdullah şu ifadeyi kullandı. Orta Doğu cehennemin kıyısında, uçurumun kıyısında çünkü bu saldırının yankıları, öfkesi, etkisi çok büyük olacak gibi duruyor. Şu an itibariyle dün akşamdan bugüne yansıyanlar böyle. Ürdün Kralı'nın da uyarısı bu yönde olmuş. Evet, yani masum sivillerin bombalandığı, o hastanede tedavi gören kişilerin ve güvenli bölge olarak Amerika tarafından korunduğu için güvenli bölge olarak orada bulunan vatandaşların üzerine atılan bombaya yani tepkiler de bu yönde oluyor. Tabii zaten Gazze'de biz de haberlerimizde belirtiyorduk. Çok sınırlı sayıda zaten hastane var evet. Ve artık kaçacak yer yok Gazze'de. Ne dedi İsrail? Kuzeyden güneye gidin. Güneye gittiler. Ne oldu dün? Güneyi de vurdular. Hareket ederken oradan vurdular. Oraya kaçarken de o saldırılar devam etti. Kesinlikle. Evet. Enkaz altındakileri kurtarırken de oralar yine bombalandı. Hepsi sığındılar. Hastaneye sığındılar. Okullara sığındılar. Evet. Elektrik yok, su yok. Gıda o yok. Ameliyat için, yaralıların operasyonu için, bir jeneratör için orada yakıt yok. Ve bu da İngiltere'nin himayesinde olan bir hastaneden bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece evet. Yaralılar değil, sığınanların da çok ağırlıklı oldu. Galiba 4000-5000 kişiden bahsediyorlar bütün orada olarak. Yaralı olarak, evet. Ya da oraya sığınan kişilerden. Yani düşünün sadece yaralılar da yok. Dediğiniz gibi çoluk, çocuk, kadın, yaşlı ki zaten Gazze'de yaş ortalaması 18. Öldürülenlerin, yaralananların çoğu zaten hep çocuk. Çocuk, hep kadın. Evet. Bu gerçekleri unutmayalım. Dolayısıyla şimdi tablo daha da vahim. Daha da feci. Rus basını nasıl bakmış? İzvestiya gazetesinin manşeti gerçekten de durumu güzel özetliyor. Diyor ki kuralsız savaş. Çünkü savaşın kuralları vardır ve savaşta hastaneler, sağlık tesisleri vurulmamalıdır. İnsanlık yani savaş suçu. Savaş suçu çok doğru ki biliyoruz ki düne kadar da vuruldu. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapmıştı. 114 kez sağlık tesislerine saldırı düzenlenmişti Gazze'de. İşte yeniden daha vahimi gerçekleşti ve bir hastane vuruldu. Rus gazetesi şunu diyor, dünyanın bu trajediye nasıl tepki verdiğine dikkat çekmiş. Hemen Filistin lideri Mahmut Abbas'ın 3 günlük yas ilan ettiği ve birçok Arap ülkesinin de hem bu yasa hem de öfkeye katıldığı belirtilmiş. Sokaklara çıkıldığı aktarılmış Arap ülkelerinde. Hamas'ın İsrail'i suçlarken İsrail'in reddettiği de aktarılmış ve Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırdığı not olarak düşünmüş. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanacak ama
acaba nasıl bir karar alacak, alabilecek yine mi? Kınamanın ötesine geçecek mi acaba? Ki kınama dahi yapılamadı. Evet. Pazartesi günü yapılan toplantıda Rusya'nın sunduğu bir tasarı vardı. Tüm sivil ölümleri kınayan bir tasarı konulmuş. Yani bu ne demek? Evet. Sadece Hamas'ın öldürdüğü İsrail'i sivilleri değil, İsrail'in de öldürdüğü Filistinli sivilleri de kınayan bir açıklamaydı. Amerika reddetti, İngiltere reddetti, Japonya'da reddedenler arasındaydı ve bu açıklama dahi kabul edilemedi Birleşmiş Milletler'de. Belki biz yine bugün böyle bir tablo bekliyor olacak. Evet. Yani savaş suçundan bahsediyoruz ve yani yapılmaması gereken bir şeyden bahsediyoruz ve kimse buna engel olamıyor. O da çok, evet, enteresan değil mi? Yani neden engel olamıyoruz? O da işte bu yıllardır aslında, değil mi? Aynı sanki bir kabusun içerisinde o çözümsüzlük. Evet. Şimdi değil ki sadece, değil mi? Elini, tabii, taşın altına koymaktan çekinmeleri, yıllardır devam eden aynı sorunla karşı karşıyayız. Ya da Birleşmiş Milletler gibi bir örgüt var. Bu dünya sistemini daha adil hale getirmeyi hedefleyen ama işte bu sistemin de daha en başından akamete uğradığı, ilerleyemediği bir yapıya, reforme edilmesi gereken bir yapıya ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Ve işte sorunlar bu şekilde devam ediyor. Sorumluluk sahibi olanların cezalarını çekmemesi gibi bir durum karşımızda devam ediyor. O zaman niye var diyorsun? Evet. Rus basını, evet, İzvestiya demiş ki kuralsız savaş. Keşke Ukrayna'da kendi ülkelerinin durumu için de aynı objektif bir bakışa da ki yer orada da hastane vurulmuştu Mariupol'de. Evet. İçeri de hastalar varken, hamile kadınlar varken bir doğum hastanesi vurulmuştu. Onu da hatırlayalım. Doğru. Evet, Amerikan basınına geçelim. The Washington Post gazetesiyle devam edelim. Deniliyor ki hastane saldırısı yüzlerce kişiyi öldürdü. Manşette doğrudan bir tarafı suçlayan bir ifade görmüyoruz. Haberin devamında da bunu görmüyoruz. Deniliyor ki Hamas'ın soykırım olarak tanımladığı bu hastane saldırısının sorumluluğunu iki taraf birbiri üzerine atıyor. Hamas diyor ki İsrail yaptı. İsrail diyor ki Hamas yaptı. Böylesi daha tarafsız bir konumdan tabloyu özetlemeye çalışmış. Kanıtları var mı? Bu suçlarken birbirlerini. Evet, şimdi kanıtlar var mı? Bu çok önemli bir şey. Çünkü şunu biliyoruz ki zaten İsrail daha önce birçok hastaneye şu emri yolladı. Hastaneleri boşaltın. Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri boşaltın. Hı-hı. Ama Dünya Sağlık Örgütü dahil, gönüllü doktorlar dahil, bu oradaki hastaları, yaralıları ölüme terk etmektir ve bizi buna zorlayamazsınız diyerek bu çağrıları reddettiler. Ve hastanelerin vurulmaması gerektiğini belirttiler. Çünkü bunun bir savaş suçu olacağını belirttiler. Ancak İsrail'in bu yönde zaten uyarıları olduğunu açık açık biliyoruz. Şimdi zaten beklentiler böyleyken, uyarılar böyleyken ve 500 kişinin öldüğü bir hastane saldırısından bahsediyorken olağan şüpheli İsrail gibi duruyor. Ama İsrail ordusu bunu reddediyor. Dün peşi sıra açıklama yaptılar. İlk açıklamada şunu dediler: elimizde yeterli detay yok henüz dediler. Bu yine soru işaretlerini artıran bir şeydi. Yani bu kadar planlı, bu kadar programlı bir saldırı gerçekleştiriyorken elinizde nasıl detay olmayabilir ya da nasıl bir hata olmuş olabilir? Bu neden hemen tespit edilmiyor? Çünkü suç çok büyük, tepki çok büyük. Böyle bir açıklama geldi. Sonrasında İsrail ordusunun sözcüsünden sosyal medyada yapılan bir açıklamada bir radar görüntüsü paylaşıldı ve bu füzenin Gazze'den atıldığı, hastaneye atıldığı ve yanlış hesaplama sonucu hastaneyi vurduğu yönünde bir iddia dile getirildi. Ancak bu da pek inandırıcı bulunmadı. İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyonla, evet, mücadele kapsamında bununla ilgili de bir açıklama yapıldı. Az önce aktarmıştık. Evet. O görüntülerin eski olduğuna dair bir açıklama yapıldı. Çok doğru ve şunu da biliyoruz ki zaten Hamas'ın elinde bu derece yıkıcı füzeler yok. Yani Ashkelon'a, Sderot'a atılan, isabet eden füzeleri hatırlayın. Evleri tamamen yıkma gücünde, tahrip etme gücünde değil, hasar verme gücünde. Zaten çoğu elle yapılan, iptidai koşullarda üretilen füzeler. Yani bunu yapsa İsrail'in elindeki füzeler bu şu ana kadar göstergeler buna işaret ediyor. Tabii ki İsrail ordusu bir soruşturma başlatacağını duyurdu ama biliyoruz ki göz önünde, yani bir Filistinli, daha doğrusu El Cezire muhabiri, Filistinli bir gazetecinin göz önünde öldürülmesinde bile İsrail bu sorumluluğu üstlenmemişti. Yani yaptığı suçları genelde üstlenen bir yaklaşım sergilemiyor İsrail ordusu. Şimdi de bu açıklamaları yaptı şu ana kadar da ve sunduğu kanıtlar şu ana kadar tatmin edici değil.
aksine evdeki kanıtlar İsrail'i yine gösteren pozisyonda. Evet, İngiltere ne diyor? The Times gazetesi hastane saldırısına öfke manşetini atmış ve de gerçekten yürek burkan, iç parçalayan bir fotoğrafı da ilk sayfasında göstermiş. Bir anne, çok acı. Evet, çocuğunun cansız bedenine sarılıyor ve ağlıyor. İşte Filistinlilerin yaşadığı dramı, yaşadığı insani durumu, insaniyete yakışmayan durumu belki de öyle diyebiliriz, anlatan en etkileyici fotoğraflardan biriydi bu. Ve The Times gazetesi şunun altını çizmiş. Şimdi bir hatırlatma, bir tespitte bulunmuş. 500 kişinin en az öldüğü bir hastane saldırısı. Tüm İsrail-Filistin sorunu tarihinde bir günde kayda geçen en ölümcül saldırı oldu. Bunun gibisini görmedik. Bunun gibi bir duruma tanık olmadık ve işte şimdi tanık olduk. Şimdi bu bombalanan, saldırıya uğrayan hastanenin İngiltere himayesinde olduğunu, evet, söylemiştik Anglikan ya. Bununla ilgili de bazı görüşler var. Yani aslında bu İngiltere'ye bir mesaj mı diye, öyle mi? İngiliz basını bunu bir mesaj olarak görmüyor açıkçası. Ya da İngiliz yetkililer de bunu bir mesaj olarak görmüyor. Ama ancak dediğimiz gibi, evet, doğrudan Anglikan Kilisesi'nin fonlarıyla ayakta duran, yaralılara, evet, ulaşan hiçbir ayrı kraliyet ailesine ki, çünkü değil mi? Bağlı olan bir kilise. Bu da böyle bir mesaj olarak görünmüyor ki zaten İngiltere İsrail'in yanında olduğunu ifade ediyor. Yaklaşık 1,5 saat sonra İsrail'e inmesi bekleniyor. Amerikan Başkanı Biden'ın, evet, şimdi 1,5 saat gibi bir süre, eğer bir röter gibi bir şey olmazsa. Çünkü riskli bir hava sahasından bahsediyoruz. Olağan muhtemelen olsun da. Evet, yani muhtemelen çok güvenliği en üst düzeyde olan, evet, bir rotada ve, evet, bir piste ineceği de bekleniyor. Çok büyük bir sürpriz olmayacak. Şimdi bir yandan da tabii ki Biden'ın yaptığı açıklamalar. Tam desteğini verse bile savaşın devam ettiği, o çatışmaların en yoğun olduğu ikinci, üçüncü günlerde hatırlıyorsan, savaşın kuralları ve orantısız güç konusunda da yine o saatlerde, o günlerden itibaren yaptığı bazı uyarılar vardı. Yine kara operasyonun planı hakkında, evet, büyük bir hata olur demişti. Büyük bir hata olur demişti. Evet. Üzgün ve öfkeliyim derken, hastane saldırısıyla, evet, alakalı. Kime, hangi mesajları, evet, verdi sence? Şimdi Biden, evet, senin de dediğin gibi ilk bir konuya temas ettin. Şu anda hepimiz Biden'ın uçakta olduğunu ve İsrail'e gittiğini biliyoruz. Şimdi bu önemli bir detay. Çünkü Biden daha önce bir savaş bölgesine gittiğinde Ukrayna'ya geçtiğimiz aylarda ziyaret gizli tutulmuştu. Evet. Son ana kadar. Evet. Trene bindiğinde dahi Biden, işte trenin perdeleri kapatılmıştı. Ancak ulaştıktan sonra duyurulmuştu. Ama İsrail'e gideceğini saklamamayı tercih etti. Evet, herkes biliyor. Ben İsrail'de kendimi rahat hissediyorum mesajı verdi. Ve şimdi gizli tutulmayan riskli bir ziyaretten bahsediyoruz. Ama risk sadece güvenlik anlamında değil, diplomasi anlamında da çok riskli bir ziyaret. Mesajlara değineceğiz. Önce basınla nasıl görmüş, daha sonra senin sorularına onun üzerinden de değinmek istiyorum Emre. Liberasyon gazetesi şunu ifade etmiş manşetinde: Joe Biden barut fıçısında. Gerçekten de Orta Doğu şu anda bir barut fıçısı ve Biden daha önce bakanlarını yolladı bölgeye. Düşünün, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 günde 10 durağa gitti. Evet. Bazı ülkelere 2 kez ziyarette bulundu ve hiçbir şey elde edemedi. Ne konuda elde edemedi? Hem insani ateşkes konusunda, hem Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda bir sonuç alamadı. Dördüncü zirvede iptal edildi. Şimdi mi? Evet, Biden zaten şöyle deniliyor, sadece Liberasyon'da da değil, Arap basında da, herhalde Biden bu ziyareti çok daha önce yapmış olmayı isterdi. Çünkü öyle bir felaket denk geldi ki bir hastanenin vurulması sonrası, zaten Arap liderleriyle yapacağı görüşme hemen iptal oldu. Mahmut Abbas bu koşullarda görüşmeyi gerçekleştiremeyeceğini belirtti. Diğer Arap ülkeleri de ona katıldı. Evet. Ve bugün Ürdün'de yapılması planlanan hem Mısır, Ürdün, Filistin ve Biden'ın katılacağı bu zirve iptal oldu. Tek durağı var, o da İsrail. Ve Liberasyon gazetesi şu ifadeyi kullanıyor: son çare olarak
Biden mı devrede? Son çare mi gerçekten? Belki de Biden da çare olamayacak bu arada. Bölgesel yangını önlemek için ve Gazze'deki insani durumu hafifletmek için Biden'ın bölgeye gittiği belirtiliyor. Ne dedi Beyaz Saray? Bir dost olarak Biden'ın Netanyahu'ya bazı zor soruları yönelteceği belirtildi. Şimdi bu bize ne ipucu veriyor aslında? Şunu biliyoruz ki İsrail bugüne kadar Gazze'ye bir kara operasyonu düzenleyeceğini, bunun bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ancak Biden aynı fikirde değil. Bu kara harekatının, ki eşittir Gazze'nin işgalinin, büyük bir hata olacağını söyledi açık açık. Ve şimdi bu ziyaretinde de kara harekatından sonraki duruma, İngilizce'de the day after olarak tanımlanan, yani kara harekatı çözüm değil, ondan sonrası daha kötü olabilir uyarılarıyla Netanyahu'yu bu plandan vazgeçirmeye çalışacağı belirtildi. İsrail'den de bazı açıklamalar var. Hı hı. Yani başka alternatif planlar da devreye girebilir. Yani kara harekatından geri adım atılabilir. Evet, anlamına gelen bir şeydi. Hatta böyle bir sinyal geldi. Çünkü şu ana kadar biz sonraki aşamaya hazırlanıyoruz dedik. Fakat sonraki aşamanın ne olacağını söylemedik. Başka bir şey de olabilir diye bir açıklama geldi dün İsrail ordusundan. Bu da bir geri adım sinyali mi diye düşünüldü. Çünkü hem çok riskli bir kara savaşı Gazze'de yürütmek çok çok riskli. İsrail açısından ağır insani kayıp yaşanabilir. Hem de tabii ki bölgedeki, yani bu savaşın bölgeye yayılması sonucunu doğurabilir. Çünkü Lübnan sınırında Hizbullah'ın eli tetikte ve hatta bu tetiği zaman zaman çekmekten de hiç çekinmiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de Biden'da bu konuya temas edecek. İran'da hatta edecek. Böyle bir durumda biz de dahil olmaktan kaçınmayız şeklinde açıklamaları var. Ne kadar gerçekçi bilmiyoruz. Tabii ki bu bir sadece tehdit olarak mı kalır ama çünkü Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkeleri bu tehdidin, İran'ın tehditlerinin ve Lübnan Hizbullah'ının zaten saldırarak, İsrail'e karşılıklı saldırılarda bulunarak gösterdiği bu cüretinin çok gerçekçi olduğu konusunda hemfikirler. Dolayısıyla aman savaş başka bir bölgeye yayılmasın ve hemen bu çatışmada dursun hareketiyle, güdüsüyle diplomasi çabalarını yürütüyorlar. Herkesin korktuğu aslında. Herkesin korktuğu. İşte şimdi dünyanın korkması gereken bir durum değil mi aslında? Sadece bölgenin değil, bütün dünyanın, herkesin korktuğu bir durum. Zaten Filistinliler için yıllardır sağlanamayan adalet var. Ve İsrail'in çözüm olarak iki devletli çözüm formül yerine sürekli yeni bir savaş, yeni bir operasyonu seçmesi gibi bu şiddet sarmalını daha da derinleştiren, daha da ağırlaştıran bir tutumu var. İşte bu nedenle Biden'ın bugünkü ziyareti önemli. Hem İsrail'e dayanışma mesajı verecek, büyük olasılıkla ek 10 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklayacak ama Gazze'de insani yardım ulaştırılması için bir koridor açılmasını sağlayabilecek mi? Bu bize ihtiyaç duyduğumuz en önemli konulardan biri bizim için. Bütün bu uyarılara rağmen İsrail'de minnettar gözüküyor tabii ki, değil mi? Evet. Jerusalem Post'un zaten ilk sayfasına baktığımız zaman Biden'a teşekkürüyle başlıyor. Evet, ben İsrail basını özellikle bugün hangi manşetlerde çıktığını çok merak ediyordum. Sol görüşlü Haaretz gazetesi hastane saldırısını manşetine taşınmıştı ama aşırı sağ görüşlü The Jerusalem Post gazetesi şaşırtıcı olmayan bir şekilde hastane saldırısına ilk sayfada yer vermiyor ve Biden'a bir teşekkür sayfasıyla tam sayfa çıkıyor. Sarılan, el sıkışan Amerikan ve İsrail bayraklarıyla donatılmış iki eli görüyorsunuz ve ifadede şu şekilde: teşekkürler Biden ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e gösterdiğiniz sarsılmaz destek için. İşte İsrail Biden'ın gelecek olmasından hayli mutlu, hayli umutlu. Evet, gözler tabii bir yandan da İran'da. Değil mi? Aslında ilk başta İran markasında bu saldırıların diye çıkmıştı. Şimdi ne durumda? İran'dan da açıklama geldi, biraz önce aktarmıştık. O nasıl taşımış? İran'dan hemen her gün ve birden fazla
farklı isimlerden İsrail'e yönelik tehdit açıklamaları geliyor. İran şunu yapıyor, İsrail'i bir kıskaçta hissettirmek istiyor aslında. Sadece güneyde Gazze'de Filistin'le savaş, Hamas'la savaş yürütmeyeceğini İsrail'in eğer suçlarına, İran'ın ağzıyla konuşuyorum şu anda, devam ederse, sivilleri öldürmeye devam ederse başka cephelerinde açılabileceğini belirtiyor. Dün yine aynı mesaj geldi. Kimden? İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den. Zaten Tehran Times'ta bunu manşetine taşımış ve deniliyor ki Siyonist rejim suçlarına devam ederse direniş güçleri durdurulamaz. Direniş güçlerini kimse durduramaz ifadesini kullanıyor. Onun yanı sıra İran Dışişleri Bakanı da yine durum böyle devam ederse Gazze'de önleyici önlemler alınabilir diyor. Bakın önleyici önlemler ifadesi de önemli. Yani sadece Filistin'den değil Lübnan Hizbullah'ından da İsrail'i durdurmak için farklı adımlar beklenebilir mesajı iletiliyor. Ve de İran Meclis Başkanı Galibaf'ın da açıklamaları aktarılmış. Cehennemin kapıları açılabilir. İsrail'in bu tavrı devam ederse Orta Doğu'da cehennemin kapıları açılır demiş. İşte bunlar İsrail'i çok endişelendiren, sadece İsrail değil tüm bölgeyi çok endişelendiren bir konu ve de Filistin sorununda, İsrail sorununda gerçekten bıçak sırtı o durumun altını çizen tehditler, mesajlar. Şimdi evet. Birçok lider açık desteğini göstermek için bu kadar karşılıklı değil mi bombardımanların, roketlerin atılmasına rağmen birçok önemli kişi, mesela Amerikan Dışişleri Bakanı gitti. Almanya Başbakanı, hatta bir tehlike atlattılar değil mi? Orada yere tam yaktılar. Sirenler çalarken. Evet, bayağı büyük bir tehlike atlattılar. Sığınağa aslında götürüldü. Almanya tabii ki açık desteğini dile getiriyor. Evet. Şimdi İsrail'e ziyaretler de sürüyor dediğimiz gibi. Bugün Biden gidiyor. Biden'dan önce ilk kez bir hükümet başkanı olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail'e gitti. Daha önce bakan seviyelerinde ziyaretler yapılmıştı. İngiltere'den olsun, Avrupa Birliği'nden olsun. Şimdi Olaf Scholz oraya gitti. Peki ne dedi? Aslında İsrail'e tam destek açıklamaları yaptı Olaf Scholz. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de Olaf Scholz'un sözleri alıntılayıp şunu demiş: Almanya'nın bu noktada, bu sorunda tek bir yeri olabilir, o da İsrail'in yanıdır. Şimdi nedeni de kendi açıklıyor Almanya Başbakanı, çünkü Holokaust'tan, yani soykırımdan doğan sorumluluğumuzdan dolayı bizim İsrail'i desteklemekten başka pozisyonumuz olamaz diyor. Buraya kadar zaten her şey normal, her şey anlaşılır, ancak Olaf Scholz İsrail'den dönerken hastane saldırısı haberi gelmişti. Bütün dünya onu konuşuyordu. Hiçbir açıklama yapmadı evet. Olaf Scholz. Bu da işte bu şaşırtıcı buldu. Bu biraz bulundu, tepki çekti. Çünkü ölen bebeklerden bahsederken, hastanede ölen çocuklardan, hastanelerden bahsedilmemesi, Almanya Başbakanı Scholz'un buna hiç değinmemesi tepki çekti. Evet. Peki Süheyla, şunu da sormak istiyorum. Şimdi insani yardımlar için bir ateşkesten hep bahsediyoruz ama tabii ki nihai amaç bir kalıcı ateşkes. Şimdi ortada şöyle bir tablo var. Amerika, İsrail, Avrupa Birliği, Kanada, işte Avustralya, bütün bunlar Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyorlar. Evet. Hamas'ın bütününü değil, askeri kanadını terör örgütü gören de mesela bir Yeni Zelanda örneği var. Hala hazırda Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak kabul etmiyor. Şimdi Filistin Devlet Başkanı'nın açıklamaları var. Filistin demek Hamas demek değildir diye. Şimdi bir nasıl olacak bu ateşkes? Yani şimdi ateşkesin muhatabı, evet, bir terör örgütü olarak muhatap alınmayacak tabii ki, ama burada da hep zaten Hamas İsrail savaşından bahsediyoruz. Evet. Bütün aktarılanlar o şekilde. Şimdi biz bunu ilk kez görmüyoruz bu arada. Daha önce de Hamas doğrudan İsrail'e savaşın tarafıydı ve daha önce de İsrail Hamas'la müzakere yürüttü, el sıkıştı. Ateşkes uzlaşısına varıldı arabulucular üzerinden. Dolayısıyla daha önce böyle bir şey yapılmadı değil, muhatap alınmadı değil Hamas. Alındı ve bir barış gerekiyorsa muhatabınızı taraf alarak zaten evet, bunu terör örgütü olarak gerekiyor. Kabul edilmesine rağmen karşı bunu tarafın böyle bir arabuluculukla bu görüşmeler gerçekleşti. Evet, buradaki asıl önemli olan nokta, sizin savaştığınız Hamas
olabilir ama cezalandırdığınız tüm Filistin evet. halkıysa işte bunun bir an önce durması gerekiyor. Bunun kabul edilmesi gerekiyor. Bunun üzerine uluslararası diplomasi baskılarını yürütmeli ki Türkiye bu konuda çok önemli rol oynuyor. Mısır, diğer Arap ülkeleri de bunun altını çiziyor. Biden aslında aynı mesajı evet, vermeye Biden çalışacak. Biden da o mesajı veriyor aslında baktığında. Ya da vermek zorunda bunu evet, da ifade etmeliyiz. De. Çünkü bölge ülkelerinin beklentisi bu şimdi yönde. Bu manzarayı gördüğümüz zaman peki Biden'ın Filistin Devlet Başkanı'yla iptal edilmeseydi görüşmesi ne kadar etkili olabilecekti? Çünkü Filistin Devlet Başkanı da diyor ki Hamas demek Filistin demek değildir diyor bir yani. Hamas demek Filistin demek değildir derken şunu da belirtmiyor ama Mahmut Abbas. Burada bir ateşkes sağlanacaksa Hamas dikkate alınmamalı ifadesini kullanmıyor. Bir an önce bu insani ateşkesin barışçıl çözümün ki bunun açıklaması nedir? Arka planı nedir? İki devletli çözümdür. Yani Filistin devletinin tanınmasıdır. Ama unutmayalım ki iki devletli çözümün altına dinamit koyan ülkede Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Evet. Evet. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyarak. Dolayısıyla bütün bu sorunların başlangıcında Trump döneminde atılan, Biden döneminde sürdürülen politikaların etkisi çok büyüktü. Evet. Bunun altını çizmemiz zaten gerekiyor. Zaten bunu hep konuşuyoruz. Peki Süheyla, teşekkür ediyoruz. Detayları aktardın. Bugün de Biden'ın İsrail'e gitmesi önemli.